Markus sen 11'de sınav yap ki. Ben iki de sözüm vardı hatırlı. Şu iki de sözümle şu bizden din hakligini ispatla bir olayım ben. Dottu. İsa aleyhisselam fakat kutkaradı iyi mihir dedi. Mehr beradi, mana biz o'zgardik, mana mehr mehribon bo'ldik, mana yaxshi ota-onaga hurmat ham mehribon bo'ldik. E ham bizani oxirat kunida faqat solih sanom qutqaradi. Boshqa hech kim bizani qutqara olmaydi. Shunaqa deb o'rgatishadi. Mehr haqida faqat mehrni mualliflik huquqi bizga oid. Mana Iso butun insoniyatni gunohi uchun qurbon bo'lgan, o'zini fido qila olgan. Falan fıstan deyişedi de, aslı da asıl hakikatini sayalamakçı buluşedi. Kuyaşka karab püflamakçı buluşedi, kuyaşını uçurmakçı buluşedi. Ne doğru gel? Mihir muhabbet babı da İsa aleyhisselam elbette mihir gibi yürüdü peygamber o kişi. Allah'ın peygamberi o mihirini men kırışı mümkün mü? Yok. Yok. Mihir muhabbet gibi yürüdü. Bu degeni Muhammed aleyhisselam mihirge muhabbet gibi yürümeydi degeni mi? Yok. Peygamber aleyhisselamın bitti hadislerine itemen. Aittiler ki, bizge ait yaptılar. La tedhulul cennete hatta tu'minu. İman keltirme günce cennetke kiralmayısız. Ve la tu'minu hatta tehabbu. Adamlarge mihir muhabbet ulaşadigan bolme günce imanlı bulalmayız. Cennetke kiriş uçun iman şart, imanlı buluş uçun muhabbet şart de Peygamber Aleyhisselam'a yaptılar. Ve bu bilen kalma yaptılar. Bu bilen ayeti yaptılar ki, Ala adullukum ila şeyin izâ fealtumuhu tehabebtum. Uşa mihir muhabbetli buluşinler uçun sizlerine nime iş kısaynlar, şunaka adam bolasılar, örgatay mıydı yaptılar? Örgatayın degende, afşus selâme beynekum de yaptılar. O'zaro bir-biringlarga tinchlik tilanglar, bir-biringlarga salom beringlar. O'zaro bir-biringlarga ya'ni salomni oshkor qilinglar. Bir-birimiz bilan salom alik qilishligimiz muhabbatga sabab bo'ladi. Bir-birimizga qarab hozir muhabbat bilan ko'zimizga ko'zimiz tushib turishligi iymonimizga sabab bo'ladi. Iymonimiz jannatimizga sabab bo'ladi. Jannatga kira olmaydi iymonsiz odam, muhabbatsiz odam iymonli bo'la olmaydi. İslam mı talimatı? Fakat İsa aleyhisselatu vesselam'a has, Muhammed aleyhisselam'da buna kanarsa yok deyiş, yolg'on. Mana şu gapni aytib, sizni aldayotgan odamlar makkor odamlardi. Yani aldayapti Muhammed aleyhisselam'ın muhabbetini berkitayapti. Endi kıyamet günü de fakat İsa seni kutkaradı. Bu. İlluziya. Kıyamet günü de İsa aleyhisselatu vesselam kutuluşları anık da özleri. Lekin başka adamını kutkarışlıkta Allah izin vermese hiç kim hiç kimini kutkar almaydı. Bunda adalet yok alıp getirdi. Adalet. Adalet yok alıp getirdi. Mesela ben İsa'ya iman keltirgenmem. Dünyada neme iş kılsamam İsa beni kıyamette kutkaradı degenlerse dünyadaki intizamı buzvaradı. Dünyada her kim bir onu hakkıya hıyanet kısayım, beni İsa kutkaradı kıyamet günü de. Katta delilin varsa, çünkü beni rahip etti. Rahip uzu kim? Tanımayım ben yakışı. Lekin beni İsa kutkaradı. Sen cinayetke cevap ver. Yok, ne demek? Çünkü beni İsa kutkaradı. İntizam yok aradı, nizam yok aradı. Muhammed Aleyhisselam'ın aldıları ki, bir cinayetini cezası için adamlar şefaatçi bulup kirdi. Şu ayağını cezalamayın. Cinayetine karşı ceza kılmayın. Degende Peygamber aleyhisselam cahil kılıp etkiler. Eğer Fatime kızları eğer Fatime cinayet kılsa cezalayman dediler. Fatime onu ben kutkaramayman dediler. Fatime'n çakırıp kızlarına ettiler. Uzinge kara dediler. Kıyamet günü de Peygamber'de kızımın deyip kutuluşlikini ümit kime. Ben seni kutkaramayman eğer sen cinayet kılsan dediler. İsa aleyhisselatü vesselam kan akıllı kutkarışı mümkün özleri. İsa aleyhissalatu vesselam Kur'an'da İsa'dan Allah Teala soruydu. Ey İsa deydi. Siz adamlarga menge sığının, menge ibadet kılın, meni kutkaruvchi deyin deyip aytgan mısınız deydi. Degende İsa aleyhisselam ya Allah tiriklik paytimda men ularga bu gapni gapirmaganimni sen yaxshi bilasan.
o'lganimdan keyin yoki o'lgandan keyin ko'tarilgandan keyin ularni nima ahvolga tushganligini men bilmayman, uni sen yaxshi bilasan. Men hech qachon menga onamga sig'ininglar demaganman degan. Mana shu gap mo'jiza shu. İncil shunoslarining eng kattasiga savol. Biror dona İncil'de ayet var mı İsa menga sig'ininglar degan? Ey odamlar, menga sig'ininglar degan birorta yarimta ayet var mı İncil'de? Yok. Oldindan aytib qo'ya, yok. Birortasi yok. Ular ayetlerden özleri ma'no chiqarib olib İsa'nı Xudo qutqaruvchi qilib olishgan. Ha, İsa nima ma'noda qutqaradi? O'zidan keyin keladigan payg'ambarni ko'rsatish ma'nosida qutqaradi. Bir cho'lga kirdingiz, cho'lga ketyapsiz, chanqagansiz. Bir odam chiqdi-da, bu tomonga 1 kilometr yursang quduq bor dedi. Bu tomonga ketsang dedi, 100 kilometrdan hech narsa yo'q. Siz bu yoqqa qarab ketyotdingiz. Bu odam sizga quduqni ko'rsatdi 1 kilometrda. Bu odam kim bo'ladi? Qutqaruvchi bo'ladi. Sizni qutqaruvchi bo'ladi. İsa alayhi salatu vasallamning qutqaruvchilik vazifasi Muhammad alayhi salatu vasallamga ishoralari. Mendan keyin keladigan odam qutqaradi sizlarni. Qanaqa ma'noda? U xossatan qutqarib olmaydi. Sizga yo'l ko'rsatadi. Qur'on Muhammad alayhi salatu vasallamga innaka la tahdi man ahbabta walakinalloh yahdi man yasha degan. Siz o'zingiz yaxshi ko'rganlarni qutqara olmaysiz. Lekin Alloh yaxshi ko'rganlari, Alloh xohlaganlari hidoyatga tushadi. Qutqaruvish, qutqarish masalasi Allohga xos. Buni hech kim aralasha olmaydi. Muhammad alayhissalomning vazifalari ham Qur'onni ko'rsatish, to'g'ri yo'lni ko'rsatish, quduqni qayerda, suvni qayerda ekanligini ko'rsatish, qaysi taom zahar, qaysinisi foydaliligini o'rgatish, yeyish siz ishingiz. Qo'lingizdan ushlab tura olmaydiki hech kim. Bu yerdan chiqqandan keyin xohlagan tomonga ketadi. Xohlagan masjidga, xohlagan cherkovga boradi. Hech kim tuta olmaydi uni. Lekin aytib, ogohlantirib qo'yish hujjat bo'ladi. İsa alayhissalatu vasallam qutqaradi degan gap illuziya, odamlarni aldab, ularga relax va'da bir ish, ya'ni xohlagan ishini qilishlikka, yengil qilib ko'rsatishlikka, odamni aldashlik uchun ishlatilayotgan bu strategiya, uslub. Bundan qutulishlikni yo'li to'g'ri ko'z bilan qarash, ko'zaynayni yechib, hayotga tiniq ko'z bilan tikilish. İsa alayhissalatu vasallam qutqaradi degan gap odamni aldamaslik kerak. Natija dunyoni buzib tashlaydi. Hozirgi jinoyatlar, butun boshli mamlakatlarni portlatib, bombalab, yo'q qilayotganlarning e'tiqodida shu narsa bor. Ha? İsa meni qutqaradi. Jinoyatlarga kim javob beradi? Bilmayman. Ya? Qanaqa bu? Nima bo'ladi unda? İsa alayhissalatu vasallam o'zlari qutulishlari aniq, boshqalarga ko'rsatgan da'vatlari bilan unga ergashganlar qutuladi. Lekin u gap insonlarga bemalol xohlagan ishini qilishlikni ko'rsatmaydi. Muhabbat masalasida Qur'on zikr qilgan muhabbatni birorta kitob zikr qilmagan. Muhabbat masalasida Abdulloh ibn Amr, Amr ibn As sahoba aytarkanki, payg'ambar alayhissalom eng birinchi meni yaxshi ko'rsalar kerak. Chunki gaplashganimda derdikanlar, gaplashganimda shu men bilan shunaqa muhabbat bilan gaplashadilar, shunaqa yaqin olib gaplashadilar, eng yaxshi ko'rganlari men bo'lsam kerak deb yurar ekan. Bir kuni bir joyga odamlarni jo'natganda buni amir qildilar. Sen boshliq bo'lib borib kel dedilar. Shunda aytdiki, ana aniq meni yaxshi ko'rishlari aniq bo'ldi, chunki meni boshliq qildilar u dedi. Bu safar qaytib kelganda o'zlardan so'rayman, eng yaxshi ko'rgan odamingiz kim deb degan. Safardan qaytib kelib, kirib payg'ambar alayhissalomga, "Ya Allohning rasuli, eng yaxshi ko'rganingiz kim?" degan. Deganda Oyisha deganlar. Ayollarini. Hayron bo'lgan, "Kim? Yo, ayollardan emas. Erkaklardan so'rayapman. Eng yaxshi ko'rganingiz kim?" deganda otasi deganlar. Yana Oyishaga ishora qilganlar. Oyishaning otasi Abu Bakr Siddiq. Undan keyincha deganda Umar deganlar. Undan keyincha deganda Usmon deganlar. Undan keyincha deganda Ali deganlar. Undan keyincha deganda Abdurrahman ibn Af deganlar. Sahoba aytadiki, qo'rqib ketdim deydi. To'xtatdim savolni deydi. Keyin yana ham uzoqlashib ketmasin, oxiriga tushib ketmayin deb shu yerda to'xtatdim degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan bitta gaplashgan odam umrbot esidan chiqarmagan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning eng yaxshi ko'rgan amakilari Hamza ibn Abdul Muttalibni nayza bilan o'ldirgan, qornini yorib, jigarini chaynagan odam bor. Hind ibn Utba.
Hint bint Utba. Şu adam ahırı kilip, ben iman keltirdim, keçirin degenle keçirgenler. Muhabbet barasında Peygamber aleyhissalatu vesselamın aldılarına düşerken hiç kim yok. Uhud cengide tişlerini vurup kakvalışken, tişlerini sindirişken. Şu zat Mekke'ye bargelleri de kollarını kavuşturup, nime kılsen hakkın var, nime ceza birsen hakkın var, biz hata kıldık deyip adamlar boyun eğip durgen. Nime dediler? İzhebu entum ve entum uttulaka dediler. Boldu kete uğrayınlar, azatsılar, keçirdim sizlerden dediler. Vahşi, Hamza'nın neyze sen çıkan adam. Kayıtıp gelip, özür keçiresiz degen de keçirdim seni degenler. Fakat gözümge kurum ve yurda degenler. Muhabbet varısı da Peygamber aleyhissalatü vesselamla aldığı düşüş mümkünmez. Muhabbet Muhammed'den buldu payda. Muhabbetsiz kişiden kaç huvayda. Muhabbet İslam'ın asli. Başta etken hadisimiz muhabbet bulması iman bu muydu? İman bulması cennetki kral mıydı? Cennetin asası İslam'da muhabbet. Muhabbet bulması aile bu muydu? Muhabbet bulması bunaka yığılıp oturup bu muydu? Muhabbet bulması İslam bu muydu? Bu muhabbet hakkında köp gapıra uğradıgan adamını hakiki muhabbetini egesi de düşünüp kalmayın. Nimege? Azatlık hakkında en köp şiirler mahbuslar tamamından yazıladı. Uzu mahbus. Azatlık hakkında köp yazadı. Nimege? Muhtaç azatlık ki. Bu degen azatlıkını egesi mesu mahbus. O işe İncil davetçileri, bugünkü Müslümanların başını eğlendiriyetkenler, bu meselelerde muhabbetki özleri muhtaç bugünü üçün bu işini kılıç yaptı. Nimege rahiplar üylenmeydi? Kanı muhabbet? Nimege dinge özünü bakışla geller, turmuşke çıkmaydı? Kanı muhabbet? Kayak ısrap bulu yaptı. Nimege yeryüzü de en köp adam öldürgen cemaalar, bana şu adamlar. Nimege? Yani muhabbet hakkında köp gapiriş aldamaslık gerek. Muhabbetin asıl manbayı İslam. İslam. Lan tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma yunfiqu lan tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. O'zingiz yaxshi ko'rgan, o'zingiz muhabbat qo'ygan narsani sarflamaguncha yaxshilik erisholmaysiz. Muhabbatsiz yaxshilik yo'q. Yaxshi ko'rgan narsangizni bir kishiga ustun qo'yib berasiz, keyin muhabbat yaxshilikka erishasiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning muhabbatlariga raqobatlashadigan hech kim yo'q. Bu muhabbatni bizgacha islom ummati yetkazgan. Bunu biz köp gapirmeyimiz, biz amalda ispatlayımız. Şunun için başka din vakilleri muhabbetini özlerine muallifliği, hukuku, sıfatı alıp koyuşmak için hareket kılışı yaptı. Yolun gel, İslam haklıydı da eğer muhabbet asas buladığını bulsa, İslam'ın aldığı düşüldüğünü yok. Mesela İsa aleyhisselam yakış görmemiz mi? Yakış görmemiz. İsa aleyhisselam yakış görmemiz. Şimdi ben sizlere getirmem. İsa aleyhissalatu vesselamga hodir gukunda qutqaruvchi deb ularning cherkoviga qatnayotganlar Muhammad aleyhissalomni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'rmaydi. Kim ekan muhabbatda oldinda? Ha biz-ku. Biz xabar payg'ambarlarni yaxshi ko'ramiz, Muhammad aleyhissalomni yaxshi ko'ramiz. Qani u muhabbatni da'vo qilayotganlar Muhammad aleyhissalomga sevgilari yo'q. Kemtik bo'lib qoldi, yetmay qoldimi? Yani savol bo'lsa desin de şu kişi. Savolı var. Aramızda iki de yiğitimiz var. Artık kelip aramızdan çöp burada. 5-6 yıldan bir kep attı. Yaşı hasar, uzlar iş var. İki kelip oldu dedi. Azbardan çıkarttı şaşırtıyım. Lekin hareketi var. Ben sizi düşündüm şu İslam dinle biz hani din bir kılıkken bunda hop karakende dot. Lekin ben o manada etotganım, siz ettiniz ki İsa aleyhisselam kutkaradı degen manada İsa aleyhisselamın izlerinden yürsey bizi İsa aleyhisselam bizden kutkaradı. Ne miydi gende? Ule şu atraftaki adamlarına cüddiye muhabbetler küçülüyü bugün
faqat yaxshilikka o'rgatganlar va hech qanaqa ularda ayb ish bo'lmagan. Shunchalik biz uchun mana siz aytganingizdek bizani gunohlarimizni o'zlarimdan olib ketganlar deb savol berdim. Ha. O'sha Isa alayhi salatu vasallamning izlaridan yurishimiz kerak degani Isa alayhi salam mendan keyin keladigan odamga ergashinglar degan. Ularni izlaridan yuradigan odam Muhammad alayhi salamga ergashishi kerak. Agar men aytgan gapga mendan keyingi odam amal qilmasa, meni izimdan yurgan odam bo'lmaydi u. Chunki men bir vazifani qilib tugatganimdan keyin mendan keyingi vazifadorga odamni yo'naltiryapman. Ha, biz Isa alayhi salamning izida yurgan eng to'g'ri ummatmiz. Isa alayhi salam aytgan gapga labbay deb Muhammad alayhi salamning izlaridan ergashyapmiz. İsa aleyhisselam hadir yoklar. Muhammed aleyhisselatü vesselam geldiler. Ve bizge uşa İsa'nın yolunu devam ettirdiler. Ha, peygamberlerinin berçesi de şuna kanarsa bugün. Ne fakat İsa'da. Musa'da hem şu gap. Yusuf'da hem şu gap. Yunus'da hem İbrahim'da hem İsmail'de hem ta Adem aleyhisselam geçe. Hemme peygamberler atraflarına muhabbet tarkatışken. Peygamber aleyhisselam ettirdiler. Kıyamet günü cehennemde eng og'ir azobda qolgan odam payg'ambarni kaltaga bilan o'lgan odam. Nimaga? Chunki tamomila muhabbatning manbai bo'lgan odamni kaltagiga sabab bo'lgan odam eng badbaxt odam u. U tuzalmaydigan odam u. Chunki payg'ambarlar o'ta muhabbatli insonlar. Endi Isa alayhi salatu vasallam hammaning gunohini olib bizlarni gunohlarimizni bo'yniga olib ketdi degan gapni men noto'g'riligini aytish uchun keltirdim. Bu gapni keltirarkan men buni tasdiqlamoqchi emasman. Hech kimning gunohini bo'yniga olib keta olmaydi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sizni o'rningizni boshqa odam to'ldira olmaydi. Siz o'rningizga javob berasiz. Agar yana qaytib aytaman. İsa aleyhisselam hammaning gunohini olib ketgan degan gapni tasdiqlansa, yer yuzida intizom buzilib ketadi. Hech kim qonunga itoat qilmay qoladi. Men bir gunohni qilib, jinoyatni qilib qo'lga tushsam, jinoyatga javob berishim kerakmi? Javob berishim kerakmi jinoyatga? Meni jinoyatimga jazo bermoqchi bo'lgan odamga qarab, bu gunohlarni hammasini İsa olib ketgan. Gunohni gunoh ma'nosi qolmagan desam nima bo'ladi? Jinoyatga yo'l ochiladimi? Ochiladi, intizom buzilib ketadi. Noto'g'ri tushuncha bu. O'sha qilayotgan jinoyatlarni oqlash uchun hamma narsani Iso alayhissalomning bo'yniga yuklavordi odamlar. Buni cherkov inkvizatorlari qildi. O'rta asrlarda, 16-asrlarda buni cherkov qildi, katolik cherkovi qildi bu ishni. Katolik cherkovi muhabbat haqida gapirdi, lekin qiynoq xonalar tashkil qildi. Hozir ham bor. Hozir Italiyaga sayohat qiling yoki Google'ga kirib izlang. O'sha inkvizatorlarni, inkvizitsiyani qilgan faoliyatlarni o'rganing. Hozir odamlarni qiynash asboblari ishlab chiqqan ular. Odam qiynash asboblari. Odamni qo'yishadi, tirnog'ini sug'urib olishadi, qornidan, oshqozonidan yegan ovqatini chiqarishadi, ko'zini o'yib olishadi. Orqa miyasidan miq qoqishadi, qo'llariga miqlar qoqishadi. Nimaga? Gunoh chiqaryapmiz deb. Qani muhabbat? Bularning orqa vahshiyona yuzlari bor. Isa alayhi salatu vasallamning tabassumli yuzlari orqasiga bekirmagan. Aldanmang. Aldayapsizlarni bular. Bularni hayotda faoliyatlarini ko'ring, faoliyatlarini. Butun boshli insoniyatni ilmdan to'xtatgan odamlar. Galileo Galilei'ni yoqqan odamlar. Bu Kopernikni yerni aylanadi degani uchun qiynoqqa solgan odamlar. Butun boshli ilmni to'xtatib bosib olgan odamlar. Nimaga Yevropa o'sha protestant jamoalari oyoqlanib, oyoqqa turib katolik cherkovini cherkovga qamadi? Nima uchun? Juda katta tarixiy jinoyatlar bo'lgan. O'sha jinoyatlarni bo'yniga qo'yishib cherkovga qamashdi. Keyin nimaga birdan ko'tarilib ketdi? Yevropa nima uchun birdan dunyoda eng peshqadam ummat bo'lib ketdi hozirgi kunda? Ya'ni iqtisodiy tomondan, ilmiy jihatdan. Barchasining fundamenti Ispaniyadan olingan.
İspanya'nın eski nomi Andalusiya. Andalusiya musulmonlar tomonidan tashkil qilingan mamlakat. Dünyanın bugünkü kündeki teknik taraqqiyotining hammasining fundamentida musulmonlar turibdi. Biz musulmonlarni mustamlaka qilishib, ya'ni ta'lim sistemimiz, axloqimiz, dinimiz, hamma masalalarimizni mustamlaka qilib, bizni yangi faoliyatimizni to'sib qo'yishdi. Lekin o'zlari Andalusiyadagi bor manbalarni olib o'rganishib, bugungi davlatlarni qurishdi. Qo'limizdagi telefon nima asosda ishlaydi? Algoritm asosida ishlaydi. Bu telefonning ichidagi bu o'zi temir, to'g'rimi? Temirdan, plastmasdan iborat narsa bu. Buni asl moddasini narxi. Bizni pulimizda 100 ming so'mga bormaydi. Lekin hozir buni ko'chadan qanchaga sotib olyapmiz? 1000 dollarga sotib olyapmiz. 10 million so'mga sotib olyapmiz shuni. To'g'rimi? O'zi 100 ming so'mlik narsa materiali. Nimani sotib olyapmiz buni? Ichidagi ilmni sotib olyapmiz. Mana shuning ichidagi ilm raqamli texnologiya hisoblanadi. Raqamli texnologiyaning asosi sifr hisoblanadi, 0. Agar 0 bo'lmasa, raqamli texnologiya algoritm yurmaydi, oldinga yurmaydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 dan keyin x x 1 2 3 4 5 6 19 19 dan keyin 2 ta x 3 ta x Rim harflarini bilasizlar. Raqam yurmaydi. O, raqamlar x x bo'lib ketadi. Nima qildi buni? Bunga 9 dan keyin 1 ni qaytadan qo'yib, bitta nuqtani qo'yib qo'yishdi. O'sha bitta nuqta 0 0 bu. 0 ilmiy fanga kirdi. Kim kirgizgan buni? Abu Musa Muhammad al-Xorazmiy. Xorazmiy kirgizgan. Xorazmiyni bugungi kundagi ilmiy istilohdagi nomi al-Xorazmiy algoritm. Algebra. Algoritm algebra. Al-Xorazmiy asos solgan. Bugungi kundagi barcha ilmiy manbaning boyliklarini ostida musulmonlar turibdi. Faqat ushnaqangi zulm bilan biz Isoning ummatimiz bizni Iso qutqaradi degan zolimlar İslam ummatidan olgan manbalarini berkitishdi 120 baynida. Hozir ochishyapti endi. Ha, to'g'ri deyishyapti. Einsteinning nisbiylik nazariyasi Jobir ibn Hayyon tomonidan 800 yil oldin aytilgan. Biz Einsteinni bilamiz. Atomning parchalanishligini Jobir ibn Hayyon aytgan. Kindiylar aytgan 800 yil oldin. İspaniyadagi eng qimmatbaho qora bug'doy degan bug'doy bor. İspaniyada ekiladi. İspaniyaning yillik daromadida katta hissa hisoblanadi. Qora bug'doyni Suriyadan, Shomdan musulmonlar olib borib yerlashtirdi. İspaniyadagi eng qimmatbaho zaytunni kim olib bordi İspaniyaga? Shomdan, Suriyadan musulmonlar olib borib ekdi, o'rnatdi. İspaniyaga borgan odam YouTube'dan ko'ring. Masjidlarning mahobatini ko'ring. U joydagi madaniyatni ko'ring. O'sha madaniyatni o'g'irlashib, bugun musulmonlar orqada qoldi deyshyapti. Yo'q. Musulmonlarga sizlar zulm qildinglar, musulmonlarni mustamlaka qildinglar, musulmonlarning ta'lim sistemasini yo'qqa chiqardinglar. Sizlar qo'ygan ta'lim sistemi bilan bu ahvolga kelib qoldingiz. O'zimizning ta'lim sistemasi bo'yicha nimaga Fransiyaning atirlari eng ko'p qimmatbaho atir? Qayerdan kelgan bu atirlar? Ibn Rushd tashkil qilgan laboratoriyadan chiqqan atirlar bular. Versal shu darajada badboy bo'lgan, o'sha Versalni Fransiyadagi badboyligini ketkazamiz deb Ispaniyadan atir olib borishgan. Musulmonlarni parokanda qilib o'ldirib so'ygan jamoat atir texnologiyalarini o'zlashtirib olishdi. Vaholanki, bu atirning boshlanish mualliflari biz edik. Xuddi shunga o'xshagan İsa aleyhissalatu vesselam'ın nomlaridan tuhmat uyuşturuşup, cemiyat dünyadaki cinayetlerini aklaşmak için. Ve sizge okşagan ülkelerimizni, doğru fikirli farzantlarımızni, özlerini cinayetlerine şerik kılışmak için. Başlanışta muhabbet bilen başlanadı. Başlanışta yakşı gap bilen başlanadı. İsa aleyhissalatu vesselam'ın arkasına berkini olgan adamını görmeyiz. İsa aleyhissalam'ı sizge takdim kılışa uğradı. Uşa sıfatlarının hammesi Muhammed aleyhissalam diyen var. Ve Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın arkasına berkini bunaka cinayet kılalmaydı.
O'shan uchun buni berkitadi. Biz o'sha aldanayotgan do'stlarimizni ko'zini ochishimiz kerak. Ha, İsa alayhissalotu vasallamga siz iymon keltirgandan ko'ra ko'proq biz iymon keltiramiz. Sizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'ramiz İsa alayhissalomni. Masalan deylik, siz bir odamni haddidan tashqari maqtasangiz, u odamga nisbatan maqtov bo'lmaydi, haqorat bo'ladi. Haqorat bo'ladi. Masalan, bir odamni kuchli demoqchisiz. Kuchli. Maqtov mu? Maqtov. Lekin sen molda kuchli ekansan desa haqorat bo'ladi. Mol jismoniy jihatdan insondan kuchli va quvvat, lekin insonga nisbatan u kuchni nisbat berish haqorat. İsa alayhissalomni payg'ambar deyish u kishiga maqtov. U kishini Alloh deyish haqorat. Haqorat Alloh emas-ki u kishi. U ham aytdi, nimaga meni Alloh deyapsan deydi. Men Alloh emasman-ki. Haqorat u. Haqoratni sizga maqtashda haddan oshishlik oqibatida maqtov deb tushuntirib qo'yishgan. Asli haqorat. Bundan Musa İsa alayhissalom pok. Men deydi, men xudo emasman deydi. Meni onam ham xudo emas deydi. Qur'on buni juda juda ajoyib tarzda aytgan. Kana ya'kulanu ta'am degan. İsa bilan Maryam Alloh emas. Nimaga? Ovqat yerdi ular. O'xshatishni qarang. Qur'onning mo'jizaligini qarang. Ovqat yegan odam xudo bo'la oladimi? Yo'q, mumkin emas. Alloh muhtoj emas hech narsaga. Ovqat yegan odam xudo bo'la olmaydi. O'shan uchun İsa alayhissalomga o'zlarini haqlarini beramiz. Eng maqtov shu. İsa payg'ambar bo'lganlar, gunoh qilmaganlar, muhabbatni eng samarasini ko'rsatganlar va mendan keyinga keladigan odamga ergashinglar deganlar. Mantiqan eng to'g'ri yo'l shu.